أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات soruyu da zikredeyim. İlmi kampından ilim yapan işin ehilleri. Çünkü içerisi çok önemli olduğu için kim muhatap diye. Ama kim ne kadar istifade ederse o kadar kârdır. Muzakere ve mudaveleyi efkar yapan bir ilmi bir heyet. Biraz da bizim lisanı bize hitap edeceği için vakıfların, yani alim, bu asırdaki hakikaten alimlerin, alim grubunun bir arada bulunup ortak bir sorulara sordular. Saat 4'te de anfiyle ben umumi dinleyeceklerini, senin noktayı nazarın nedir diye bana yönelttikleri bir soru. Soru şu, çok ciddi tabii, normal bir avamın şey değil bu. Bu kadar okuyoruz da niye olması gerektiği kadar olmuyor, olamıyoruz, niye var olmam gerektiği yerde değil. Şu anlardaki Risale-i Nur terbiye etmesi etmiyor mu, etmiyor diye vesvese vermesini nasıl tefrik edeceğiz? Yani evet, biz nur talebeleri olarak, ehli hakikat olarak veya başka Müslüman olarak böyle dünyada ahireti, ahiret ezvakını, keşife kerameti, ruhani lezzetleri aramıyoruz. Ama olması gereken bir kemalat, erdemlik, fazilet olması lazım bazı şeyler. O kendiliğinden olur, sen şey yapmasan da olur. Bunun izahı çoktur ve uzundur. Noktayı nazarlar çoktur. Ben şu anda 26 tane madde var. Onu okuyacağım. 1, 2, 3, 4 diye. Katkınız varsa onun içinde şey yaparsınız. Bunun izahı çoktur ve uzundur. Hatırıma getirilen birkaç madde sıralıyor. Külliyatı okuyan bir, yani kafayla hatırıma gelen. Bu budur değil, anladım. Şu anda Allah hatırıma getiren bir şeyler. 1. İhlas Risalesini enfusi alemimize yerleştirememekten. Yani ihlası ezberlemişiz. Neye benziyor? Onu misal vereyim. Vesvese Risalesi için diyor ki, ilim onu tard eder, cehil onu davet eder, tanısan gider, tanımasan gelir. Peki, Vesvese Risalesi'nin değil şeyini ezberlemiş adam. Yani cümleleri hatırlamak değil, ezberlemiş. Niye gene olmuyor? Aynı İhlas Risalesi gibi öyledir. İhlas Risalesi'ni ezberleyen insanlar var. Ömer Hoca mesela İhlas Risalesi'ni komple ezber biliyor. Tamam mı? Ve ihlaslı da ya. Şimdi burada da onu belirteyim. Hakikaten ihlaslı ya. Ama her konuda değiliz işte. O da öyle. Niye olmuyor? Bak, elde edilen bilgiler, diman 7 mertebesi var. Tahayyül, tasavvur, tahakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. 7. Şimdi o ezberlenilen şey tahayyülde ve tasavvurda. Bu bilgi. Tahayyülde safsata, hüküm olarak o çıkıyor. Tasavvurda biberle. Tahakkulda bir taraf. Da akılda duruyor. Akıldaki ilim, İlim değil, bilgidir. Ne zaman ilme dönüşür? İlim onu tard eder. Çünkü ilim canlıdır, ruhludur ve şuurludur. Çık dışarıya, çık dışarıya diyorsun ya, kovuyorsun ya. İlim böyledir, kovar. İlim orada bir malzeme değil. Ki Kur'an'da kitap yüklü merkebe benzetiyor. Şimdi ilim onu tard eder diyor Vesvese Risalesi. Ezberledik ilim değil mi? İlim değil o. Ezberlemek ilim değil. O eyleme dönüşürse o ilimdir. Çünkü Allah'ın subutu sıfatındandır. Allah'ın subutu sıfatında olan ilim canlı, cansız, ruhsuz, hayatsız olamaz. Eyleme dönüşürse, nasıl anlarız? Canlı ise, eyleme dönüşmüş demektir. İhlas Risalesini, 15 günde bir denmesinin şeyi, enfus alemimize yerleştirememekten, ilme dönüşmemekten, bilgide kalmakta, malumat kalmakta, malumat kabilinde
kalmaktan. Yani ibaresini çözmek için yöneliyor. Evet. İbareyi çözdük. Yasir'e Nesur'u çözdü. O sana bir şey getirmiyor. Bilgilere sebap verilseydi şeytan bizden önce cenneti giderdi. Şeytan bizden fazla değil midir? Bilgi noktasında. O alimdi de. İlk önce alimdi. Sonra o eylemden kopunca ilminden bilgiye dönüştü onun şeyleri. Malumattır. Misal vereyim. Gazali'nin sözünü nakledeyim. Senin sağın. Araba tamir etmek. Bu benim senin. Araba tamir etmek tıp bilimi için diyor ki sanattır diyor. Yani insanı tamir etmek. Bir cihazı tamir etmekten farksızdır diyor. Ama onun adı marifettir diyor. Allah ile yorumlarsan, yani Allah için yaparsan, o bilgi, marifet Allah'ı tanımana da vesile olursa, Allah için de eyleme dönüştürürsen, o marifet, marifetullah olur. Yani manayı isminden, manayı harfiye dönüşürse, yani aleminde karşılık bulursa, manayı harfi olur, ilim olur der. Yoksa malumattır diyor. İki, müzakere ve müdaveli efkarı aramızda yapamamaktan. Yani herkes kendi fikrine ve tespitine, kanaatine kanaat etmekten, üstün zannetmekten geliyor. Peki ne yapar? Böyle müzakere ediyoruz ya dershanelerde. Bir cümleyi ortaya koyuyoruz. Sen ne anladın? Mektubatta böyle geçiyor diyorsun. Mehmet diyor ki şualarda geçiyor. Bayram diyor ki şöyledir. Mesela. Yani o ortamı yaptığımız zaman herkes hissi olarak, akli değil, seviyesini biliyor. Hı hı. Seviyesini bilince ona cakka yapmaz. Ona üstünlük taslamaz. Onun seviyesini de biliyor. Biz çoğunlukla onları şuursuz olarak aşağılamaktan, basit görmekten, sıradan birisini görmekten, belki birkaç konuda sen üstünsün, belki de eneden üstünsün, kader risalesinin üstün, ama haşırda çok üstün. Mesela bana katkısı olan, Allah razı olsun yanında büyüdüm Rüştü abi, sosyolojide üstündü. Böyle enfusi gaybi noktada değildi. Laikaları ondan soracaksın. Yani sosyolojiyi çok iyi biliyor. Dahi de. O konuda dahi. Laikalarda neyi kastediyor? Sadakat nedir? Mesela istina nedir? Bir sorduğum zaman dahiyane bir cevap vermiş hemen. Dedi ki seni ortadan kaldırandır dedi. İstina. Tamam. Yani kendini ortaya koyarsan, ben merkezde olursan, köle, köpek, esir olursun. Kendini ortadan kaldırırsan, hür olursun. Kendini ortadan kaldırdın mı, istinan o nispette olur. İsa hasleti de aynıdır. Evet. Yani misal için söyledim. Dolayısıyla müdaveli efkar, müzakeri ilmiye yapmak, insanın bir derece haddini bildiriyor. O çok güzel tespit. Üç. O mesela hapishanede 13. şöyle diyor ki, hapishanede bizi topladı diyor, kader diyor. Herkes diyor birbirinin güzel huyunda istifade etti diyor. Aynen. Şimdi beraber vakıflara kaldığı zaman vakıf da güzel huyunda istifade ediyor. Ediyor. Onu sana müzakere ediyor. Evet. Sirayet ediyor. Üç. Ha o bitmedi. Ha, bir daha okuyorum iki. Müzakere ve müdaveli efkarı aramızda yapmamaktan ortaya çıkan ben merkezli fikirler ve hissiyatlar. Eğer müzakere olsaydı enaniyetler bir derece kırılır çünkü seviyesini görmesini sağlardı. 3. Ne verirsen elinle o gelir seninle tarzında kimin ne getirdiğine bakmadan gelenleri yemek. Yedik bir de getiren zat temiz adamdır. Getirdiği temiz olması iktiza etmiyor. Temiz kazanmıştır, temiz adamdır. İyi niyetlidir ama gıdası, genetiği değişmiştir. İnsanın mizacını mı tesir eden, huyuna etkileyen, tabiatını değiştiren 4 tane ana şey, külliyattan bulduğum. Zaman, zemin, tam, libas. Zaman, kişinin tabiatına, hissiyatına, fikriyatına, hissiyatına, Risale-i Nur anlayışına tesir eden yaşı. Zaman.
Yaşına göre anlayacakların var. 20 yaşında anladıklarını 40 yaşında anladıkların farklıdır. Farklı olacaktır. Zaman, zemin. Yani bu bulunduğun kimle yaşıyorsun? Hani Peygamberimiz Aleyhisselam şöyle bir hadis var, bir mana sözlere yazmışım. Dininizi kimden öğreniyorsunuz, farkında mısınız? Zemin, yaşadığın mekanın insan üzerinde tesiri var. 3, taam, yediğin gıdaların insan tabiatına tesir ediyor. İmam Azam Efendimiz bir yenilen haram, bilerek yenilen, cahilane yenilen demiyor. Bilerek yenilen bir haram, tam 40 gün, 40 gün ibadetinizden zevk alamazsınız. Yağsız tuzsuz geliyor. Taam, libas, giydiğine, uyduruk muyduruk şeyler yapılıyor. Mesela resimli yazılı elbiseler giymek. Elbisene resim var. Onunla namaz kılmak tahrimen mekruhtur. Çünkü resimdir. Arkadaki bir de cemaat olmuşsa adama putuna, put oluyorsun sen ona. Sırtında resim var, arkadaki cemaat uydu sana. Bir de o yazıda ne yazıyor? Ben bilmem neyim diyor. Öyle yazıda varmış. Türkçe yazmadığı için gavurca yazıyor. Bir tanesi oldu yani. İngilizce bilen oldu yani kendisi. Abi dedi, ben camide gördüm. Delikanlıya dedim ki ya bunun arkanda ne yazdığını biliyorum. Yok dedi. Aldım. Ne yazıyor biliyor musun? Ben gayrimeşru çocuğum diyor falan. O tarzını kullanmış. Sen böyle bir şey misin dedi. İngilizce böyle yazıyor dedi. Tamam. Mesela Almanya'da bir meşhurdur. Türkiye'de sıçradı. Kent David mi? David mi? Bir marka var. Onu yazmış. Kim biliyor musun? Yok abi dedi. Filistin'e İsrail'in hava hareketinde ettiği bütün masrafı karşılayan bir şirkettir. Bak onu şey yapıyorsun. Demek ki ne gelir senin, ne verirsen elinle o gelir seninle tarzında, kimin ne getirdiğine bakmadan yemek yemek, yediklerine bakmadan içeriye sokmaktan, içeriye soktuklarını hangi yolla çıkacaksa o yolları kontrol edemezsin. Onun için de beraber kalmaktan huysuz, geçimsiz, agresif, ortak değerleri bilmeyen, bel merkezli, ettik tarzında bir tip ahlaklar ortaya çıkmasının en büyük sebeplerinden de yediği gıdaların mizacı değiştirdiğindendir. 4. Hareket yapmamaktan, spor yapmamaktan. Çünkü o enerji birikiyor. Yani madde, elma, armut aslında donmuş enerji paketidir güneşten. Onu içeriye soktun. Şişti. Tahliyesi bu yok. Ne olacak o? Birisine bağırmaktan, çağırmaktan, vurup kırmaktan veya asabi kesinlikle 3 kuvveyi aktif ediyor. Kuvve-i gadabi, kuvve-i akli, kuvve-i şeybi. Tabiatı aktif ediyor. Kuvve-i akliyi aktif etmişse atılmayan enerji, vehimler başlar. Kuvve-i gadabi olursa hareket yapmayan bir insanın öfke patlamaları yapar, kızılmayacak yerlerde yapar, kızar. Kuvve-i şeyve ise cinsellik ile değil, cinsellik artı mevcuda kanaat edemiyor, hayata ilme değil. Telefon ikide bir değiştiriyor, onu değiştiriyor, araba değiştiriyor, mekan değiştiriyor. Haydi şu memlekete böyle hizmet namına yapıyor. Başka? 5. Tarikat değiliz sözleriyle en büyük tarikatı yapmak. Yani edile-i şeriyeye, insafa, adalete ve talebelik hukuku olan kardeşliği ortadan kaldıran, yaptığı ve söylediği yanlışlara, zulümlere kılıf bulma adına bir bildiği vardır demekten, yanlışa ve zulmü alkışlamaktan. Bir bildiği var. Peki niçin büyüktürler bunlar? Bunlar ustalarımız niye büyüktür? Peygamber niye büyüktür? Ustadımız niye büyüktür benden? Abiler benden niye büyüktür? Halifeler benden niye büyüktür? Şeyhler benden niye büyüktür? Edile-i şeriyeyi, adaleti, insafı benden daha iyi yaşadıkları için. Kur'an'a daha iyi mazhar oldukları için. Güzel ayna oldukları için. Yaptıkları hataları biz kılıf bulmak için değil. Bir bildiği vardır dememek. Zahiri şeriata, insafa, adalete ve hukuka zıt hareket yapmayı alkışlamak manasında olan taraftar olmaktan. Oysa Peygamberimiz gördüğünüz bir zulmü
elinizle, değilse dilinizle, yoksa kalben buz edin. Yoksa sen de aynı olursun. Peki niçin onlar büyüktür? Usta diyor ya, ben söyledim diye kabul etmeyiniz. Menge vurmadan almayınız. Altın çıkarsa febiye alınız. Demir çıkarsa, bakır çıkarsa arkasına gıybeti, üstüne daha kareti koyarak bana iade ediniz. Bu hiç iş olsun diye söylemiyor. Büyüklerin büyük olmalarının sebebi Kur'an'a ve edile-i şeriyeye güzel ayna olmaktan ve onları tefeyyüz edip yaşamaktan büyüktürler. Bizim gibi langur lungur değil. Eğer bizim yapmayacaklarımızı yapmaları, söylemeyeceklerimizi söylemeleri büyüklüğünü değil küçüklüğünü. Bunu da haydutturlar diyor üstad. Siz de böyle diyor kabul etmeyiniz diyor münazaratta. Büyük kabul etmeyiniz diyor. Diyor mu demiyor? O. Altı. Silah-ı rahimi kesmekten. Silah-ı rahim sırf akraba bağı değildir. Sıla bağ demektir. Rahim Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim'deki rahimdir. Rahim isminin onayladığı mekanları, kişileri, davranışları, sözleri onaylamak ve onlarla her şeyde ifrat zararlıdır. Müfritane irtibat kurun diyor Emirdağ'da. Müfritane irtibat kurmamaktan silah-ı rahim. Silah-ı rahimi kesmekten. Silah-ı rahim akraba bağı sırf değildir. Mesela peygamberler veya sahabeler babalarına kılıç çekmiş. Silah-ı rahime zıt mı şimdi? Sıla bağ demektir. Rahimin onayladığı fiil ve sözleri bağ kurmak. Yani dava arkadaşlarınla bağ kesmemek, basit basit şeylerle ciddi ve ulvi hakikatleri o şahıstan istifademize mani olmamasına. Yani ustad diyor ki, uhuvvet hakikatleri Uhud dağı gibidir, şahsi kusurlar çakıl taşları gibidir. Bunu yapabilmek için diyor, bu da devam ediyor, ben okumada söyleyeyim. Şunu kaçırmayın diyor Silah-ı Rahim. Üç tane şahsiyet var. Yani bunu niye dedi? Nasıl dedi ya? Yapmaması lazım demenin sebebi şudur. Kişileri üçe ayıramamaktan. Bir, şahsi hukuk var. Beşeriyet var. İki, ubudiyeti var o şahsın. Üç, vazifedarlığı var. Hulusi abi diyor ki, ben derse oturduğum zaman garip güzel haller oluyor. Ustad da ona diyor ki, o makam diyor Dellal-ı Kur'an olan Said-i Muvakkate makamına oturduğun için sana arız oluyor. Senin değil. Ha, benim bir beşeriyetim var. İnsanım, babayım, kocayım, kardeşim, değil mi? Beşeriz yani. Yeriz, içeriz, kusurlarımız olur. Bir de benim şahsı ubudiyetim var, risale okumam var, tefekkürüm var, Allah'a karşı bir bağım var. Bir de vazife yaptığım bir saham var. Beşeriyetteki kusurları beşeriyete bırakıp bu iki sahaya teşmil etmemekten, sen zaten hep böylesin diye genellememekten. Genellem bu şahsı, üç kişinin üç tane şahsiyetini bilememekten. Onun için silah-ı rahim en mühimi peygamber. Yani silah-ı rahim, hukukullah. Silah-ı rahimin içine alimlerin söylediğini söylüyor. Hukuku okumuşum yani. Hukukullah var diyor en birincisi. Silah-ı rahimin içinde. Allah'ın dediği de beraber olmak. Hukuku Resulullah. Hukuku asliye, asın imamı. Hukuku mutedin valideyn. Mutedin anne baba. Yani anne babayla bağ kuracağız, dediklerini hep yapacağız. Fakat dünyevi ve mübah olmayan, haram olan şeylere isyan etmemekle beraber dediklerini yapmamak. Ama isyan etmemek. Demek ki silah-ı rahimi kesmekten. Ondan sonra yedi. Burnunu çekme fazla. Yedi. Kendi anlayışına kanaat etmekten çıkan farklı manalara düşman olmaktan. Kendi inisari zihniyet diyor bunu. Kendi anlayışını esas almaktan, bu doğrudur, diğerleri bunların türevidir zannetmekten, diğer mana farklılıklarına iltifat etmemekten, hatta ileri giderek düşman olmaktan. Ne demek bu? Çok ilginçtir. Şer'i kaidesi şu. Zahire kanaat edip Allah'ın evvel, Allah'ın ahir, zahir ve batın manalarına müstağni olup yön yanlara da düşman veya tenkit yapmaktan, yapanlara ya. Şimdi Allah'ın dört ismi: Huvel evvelu vel ahiru vez zahiru vel batın.
İmam Rabbani diyor ki, şimdi diyor ovadan baksanız nasıl gözükür, dağa çıksanız nasıl gözükür? Adam gördüğünü yazsa, ovadan bakan da gördüğünü yazsa, ufku açık olduğu için yukarıda daha geniş söyleyecektir ama ovadan bakan bunu tenkit edecektir. Vallahi öyle bir şey yoktur diyor, uyduruyor diyor. Şimdi evveluhu çekirdekten bakmak. Buna sikke denilir. Ahiruhu meyve makamından ağaca doğru bakmak. Bak çekirdekten ağaca bakmak evveluhu sikke. Meyveden ağaca doğru geriye bakmak ahiruhu hatem. Ağacın zahirisine bakmak zahiruhu mühür. Ağacın arkasındaki makineden bakmak batinuhu turra. Şimdi adam sırf zahiri ne anladınsa o diyor. Oku bu diyor. Oysa tefekkür mesleği var, mesleğimiz. Tetebuat var. Fecme havassa bi hayri tümemet. Havastan bir araya toplayıp külli bakmak. Yani o mevzunun yan payandalarıyla bakmak. Yoksa ilim durur. Bunları bilememekten Allah'ın dört ismine mazhar olamamaktan. Onun için şunu da söyleyeyim mevzumuzun dışında. Kader risalesini sen de bir başkası da farklı yapıyor. Senin yaptığın her kader risalesi veya tevhid dersi hepsi farklıdır Abdurrahman. Sebebi bazen haletin evveluhudan bakıyorsun. Bazen ahiruhudan bakıyorsun. Bazen zahiruhudan bakıyorsun haletin. Bazen batinuhudan bakıyorsun. Yani hepsi farklıdır. Ama dört ismi bir anda bakmak ancak mücedditlere mahsus. Herkes bir tarafta aynadır ama bir taraftan bilir. Ahili batını budur ama yani her daim bunu yapamamaktan ama bunu yapamıyorum diye yapanlara farklı mana anlayışlarına budur dememek şartıyla benim anladığım budur diyenlere kanaat etmekten, hazmetmekten, birbirimizi hazmetmekten, hazmedeceğiz farklı kanaatlara hazmedeceğiz. Olabileceğini zaten. 8. Müzakere bu dört cihette bakabilir mi? Evet, bakmaya zemin hazırlıyor dört tanesi. Evet. 8. Kendi meslek ve meşrebinin dışında kimseye hakkı hayat vermemekte. Budur, bunun dışındakiler kaziptir. 9. Tenkidi aşkı hakikat değil, ya taassup ya da kin ve nefretlerin işlettirmesinden. Tenkit ediyoruz. Aşk bir hakikat, hakikati rendeşler. O sana kanaat verir. Bazı şeyleri de almana vesile olur. Dur bakalım ne diyor bu ya? Bilmediğim bir taraf. Demek ki tenkidimiz olmalı ama aşkı hakikat işlettirmeli. Kin, nefret, öfke, ben merkezli böyle itici haletler ölçü olmamalı. 10. Dairemiz dışındaki düşmanlarımızı unutmaktan. Dahili nizalar ondan. Düşmanı unutmaktan. Düşmanımızdan farkından. Usta diyor ya, ne diyor böyle canavarcasına sizi yutmakla hazır bekleyen düşmanlarınız var biliyor musunuz? Diyor. Onu biliyor musunuz diyor, hazır canavar bekliyor. Ne zamana kadar? Zayıf düşene kadar sizi bekliyor. Bizi zayıf düşüren diş güçler değil, içerideki nizalardır. Birbirini tenkit ve asettir. Unutmayın. Kaleler içeriden fethedilir. İçeride hain olmadıkça dışarıdan seni güçlendirir. 11. İhlas ve uhuvvet dusturlarını karşıdan beklemekten. Sen adım atacaksın. 12. Şahsi ve umumu hukuku ayırt edememekten hatalı günahkar kardeşlerimizi dahi daire-i dişine atmamak gerektiği halde atmaktan. Şahsi hukuk, umumi hukuk. Şahsi hukukta beşeriyetin şahsi hukuk var. Beşeriyetidir, ubudiyetidir ve ibadetidir. Vazifedarlığıdır. Mesela bana kuyruğuma bastın. Mütekelin vahdi olsa musamahası amali salihtir. Yani affedersen, kardeşin affedin. Ameli salihtir ama kimse sana dayatamaz hakkını helal et diye. Ama umumi hukukta olur dershane hukukunda. Olur yapsın bir şey olmaz. Umumi hukukta affeden canidir diyor. Amali talihtir, cinayettir. Şahsi ve umumi hukuku ayırt edememekten. Mesela kızıyoruz bir şey yapıyoruz ama bu adamın bu şahsında gözüken şahsi hukuku mudur? Umumi hukuk mudur? Tenkit ettiğimiz şahsi hukuk mudur? Umumi hukuk mudur? Şahsi hukuksa hiç meşgul olma. En rahat yolu budur.
O mum hukuksa biz onu affetme hakkımız yoktur. Yani şahsi hukukla umum hukuku, mesela gazeteye getirdim buraya. Siyasetten konuştum buraya. Şahsi hukuk mudur, umum hukuk mudur? Olur olur bir şey olmaz demek, umum hukuka cinayettir. Ama şahsi hukuk, arabana oturdun gazete oku, bir şey denmez. 13. Ah almaktan, yani gıybet etmekten veya edilen yerlerde bulunmaktan, ah almaktan, ah almayacaksın. Kimsin? Abisin, şeyhsin, halifesin, öndersin, lidersin, patronsun, şefsin ama ah almayacaksın. Ah almayacaksın. Gıybete ve gıybet edilen mekanlarda kişilerden uzak durmaktan. Çok şey bir şey aslında. Çirkef değil mi? Ah almayacaksın. Mesela öyle hadiseler oluyor ki, böyle yapıyorsun ha. Hepimizde oluyor yer yer. Ah. Bu ah var ya, bak beddua bile etmiyor, bir şey de demiyor ya, direkt Allah'a havale ediyor. Hani öyle Peygamberimiz Aleyhisselam hakaret ediyor Ebu Cehil, hiçbir şey demiyor. Ebu Bekir Sıddık karşılık verince Resulullah çekip gidiyor. Sonra Ebu Bekir Sıddık diyor ki, ben yanlış mı yaptım ya Resulullah? Diyor ki, bana hakaret edince ben savunmuyordum, sen de susuyordun, Cebrail mukabele ediyordu diyor. Sen ki cevap verince o devre dışı oldu. Allah'a havale edince konuşmayacaksın. Hem konuşup hem Allah'a havale olmuyor. Sen yaptın onu. Cevabı verdin. Ama sus, için yansın, ver Allah'a, ver ona. O ne yaparsa yapsın artık. Senden iyi yapacağı kesin ama. Ondan sonra 14. Vefasızlık göstermekten, sanki kardeşimizin başka güzel sıfatları, fiilleri yokmuş gibi acımasız, merhametsiz ve şefkatten yoksun söylemlerimizden içsel alemimizi tahrip etmekten. Yani nefret ediyoruz ya, nefret, vay böyle ona karşı içsel alemi ne şey yapar? Mesela haset ne yapar? Hasidi yakar. Kin, nefret kardeşe aslında kendine zarardır, ona bir şey olmuyor. O zaman şudur, vefasızlık göstermeyecek. Sanki kardeşimizi nasıl yapacağız onu? Sanki kardeşimizin başka güzel huyları yok mu? Şeytan diyor bir kardeşinizden diyor, çirkin bir huyunu getirdiği zaman diyor, kafanızı kaldırın, onun güzel huylarını görün. Fiil ve davranışların hizmetlerini görün. O zaman susar diyor. Vefa yok bir de. Yani bize katkısı olan insanları, kişileri böyle vefamız yok ya. Yani. 15. Yattığın, kalktığın, yediğin cinsine, giydiğine, yaşadığın mekanına, kaldığın arkadaşlarının insiba ve sirayet kanununu bilmemekten. Kaldığın kişilerde insiba var, bir de inikas var. Sirayet var bir de. Ne demek o? Sigara içmediğiniz halde sigara içenlerin yanında olun, sigara kokusu sizi siner. Bu sirayet. Huylarını, mesela bu babasının burnunda düştü demek, bu nikastır. Güneşin aynada gözükmesi nikastır. Huyu aynı taklit ediyor. Çünkü iyilik de kötülük de öğrenilen bir şeydir. Bir de insiba var. O hepten derindir. Peygamberlerin bir vazifesi, sahabe onun için şeydir, üstündür. Peygamber de Allah ile, onun için miraç oluyor, şey var, insiba var. İnikas ve sirayet değil, insiba var, boyalanmak var. Sibgatullah. Onun için oturduğumuz, kalktığımız, beraber hareket ettiğimiz kişileri bu üç tane kanunun dışında olamayacağımızı uyanıklığı olması lazım. İnikas var, sirayet var, inikas o olmak. İlk önce sirayet var. Sigara içmediğim halde sigara kokuyorum. Üzerime sindi. Onun bazı olumsuz davranışlarını ve sözlerini taklit ediyorum ama ondan değilim. Kabul etmiyorum. Şaka. Bunun adı sirayet. İnikas ise onu yapa yapa o olmak. Aynadaki güneş sirayet. İnsiba ise kendi şahsiyetini yok edip o tamamen olmak. Boyalanmak. 16. Maddi ve manevi veli nimetlerimizin kıymetlerini bilmemekten. Ölünce anlıyoruz. Vay. O zaman bir çare buldum.
Madem biz kardeşlerimizin, birbirimizin kıymetini ölünce anlıyoruz. Ne olur hayalen öldür o sevdiğin kardeşini de. Ölü bil. Al dirildi. Öyle kıymet ver. Çünkü biz ölmeden kıymetini bilmiyoruz. 17. Ucuza ve çok çabuk birbirimizi terk etmekten, onların dualarını, feyiz ve kemalatlarını almamaktan, ihtiyaç duymamaktan. Ben aptal mıyım senin, ben haşir meydan o zor durumda senin sebabına ihtiyacım olmamaktan. Ben sen ne kadar ne yaparsa yap, senin sebabına benim ihtiyacım var. O zaman ona göre davranmaktan. Çünkü yarın rüzü mahşerde yardım isteyeceğiz. Veya benim sebabım sana geçecek. Hiç utanmayacak mısın? Öldün, yattın, kalktın benimle, seninle meşgul oldun. Abdurrahman'la meşgul oldun. Sonra onun hasenatını belki de kurtulmana vesile olacak. Belki de bir makam almana vesile olacak. İnsan utanır orada, vicdan azabı çeker. 18. Dima kafayı teklerle, kalbi eylemlerle gerektiği kadar beslememek. Kafadaki bilgiler teklerle ilim olur. Kalpteki hisler, latifeler, evrat, eskar ve doğru yaşamaktan çalışıyor. Onu bilmemekten. Yani kafada vehim, kalpte vesvese olur. Vehim terklerle ortadan kalkar, vesvese ibadet eskarlarla doğru yaşamaktan kalkar. 19. İnsanın mülk ve melekut cihetlerini gerektiği kadar fark etmemekten, farkındalığı azlığından, yani insan sırf böyle akıldan ibaret değil, sırf cesetten ibaret değil ya, yani, ruhu doyurmak gerektiğini, mülk ve melekutu fark etmemekten. 20. Ne olmak istiyorsan onlarla beraber olamamaktan, İyilerle beraber olun İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin tavsiyesini unutmaktan. Ona demişler ki iyi olmak istiyoruz demişler talebeleri. O da demiş ki biz bir insanın iyi olması için çok şey yazarız. Çok şey deriz belki 10 saat konuşuruz. Demiş ki iyi olmak istiyorsanız iyilerle beraber olun. Çok galis misal ama kumarcı olmak istiyorsan iyi kumarcı, iyi kumarcılarla beraber olun. İyi futbolcu olmak istiyorsan iyi futbolcu. İyi bir alim olmak istiyorsan alimlerle beraber olacaksın. Çünkü ustalığı ustalardan öğreneceksin. Yani deneme yanılma zamanımız kalmadı. Yani deneyim olmadıysa onu yaparım. Hayır. Denilme yanılma ortaya kaldıran ustalığı ustalardan öğreneceksin. İyi insanlarla beraber olacağız. 21. Beytul mala hiyanet etmekten. Sen ol. 30 küsür senelik, 30 değil 35 senelik hayatım var, dershane hayatım, iki şey yazmışım. Bir insan, bir vakıf dershanede niye kalamıyor? Allah onu değil, kendi kendini nasıl gönderiyor, şahs-ı maneviye nasıl fetva veriyor? Bu benim kendi kanaatim, anlayışım. İki şey tespit ettim. İki şey, dershanede kalamamanın, gitmenin, şehvetin, malın, şunun, bunun, damarıma dokundu, şey yaptığından değil. O, onun sebebi olmuş. Allah canı alacak, kanseri vesile ettiği gibi. Trafik kazasını vesile ettiği gibi. Şahsı manevi, şahsı kusurlarımıza pek bakmaz. Onu dershaneden dışarıya atmaz. Risale'de öyle diyor. Kusurlarından dolayı dışarıya atmayınız diyor. Peki nasıl düşürüyoruz? Nasıl düşüyoruz yani? Nasıl dışarıya atılıyoruz? İki şeyi unutmaktan. Bir, Beytul Mal'a dokunmayacaksın. Süleyman Aleyhisselam biliyorsunuz hayvanlarla konuşuyordu. Ondan sonra herkes tamamdır meşret yapacaktı. Hayvanlardan bir kuş yoktu. Nerede o dedi. Gidin çağırın dedi. Diğer kuşları gelmiyorum dedi. Tekrar geldi. Kuş dedi ki ya ey Allah'ın Resulü o kuşa söyledik gelmiyorum dedi. Git söyle çabuk gelsin. Kızmış. Ondan sonra gelmiş. Niye gelmedin dedi, sana emrettiğimi aldı. Ya ha, daha gelmeden gelince dedi ki o kuşa, gene gelmedi dedi. Süleyman Aleyhisselam dedi ki o gene. Eşi orada mıydı, dişisi yanında mıydı diyor. Evet. Neyse kendi başına, tek başına ikisi geldi. Niye gelmedin diyor. Meşguldum falan bir şeyler dedi. Dedi ki o kuş, ey Allah'ın peygamberi bana fazla sitem etme. Bu sarayı diyor başına yıkarım dedi. Yani yıkarım ben bunu dedi.
sen dedi onunla o haline bu kadar bir şeysin, bu sarayı benim başıma nasıl yıkarsın dedi. Giderim dedi bir beytul maldan bir çamur alırım, giderim sarayının bacasına yapıştırırım, beytul malın malını kullanmış olursun kendi sarayında çöker dedi. Yani beytul malı anlatmak için. Onun için beytul yani emaneti ihanet etmek münafıklık alametidir. Bu beytul malın malı emanettir, ihanet etmek. Kendi özel hayatında kullanma. Umumi bir meşaretten izin almadan. İki, birbirlerine haset etmekten. Bu insan duramaz. Beytul mala ettin mi, umum hukuk olduğundan, haset ettin mi, umum hukuk olduğundan seni orada tutmazlar. Kim? Şahs-ı manevi. Sen insanları zannetmesin fail olduğunu. Esas onların kalplerine his, akıllarına fikir verip de Süleyman'ı atın dışarıya karar çıkmasına sebep onun kafasında fikir, kalbine meyil yaptıran benim davranışlarımdır. Yani doğru ve yanlış. Onu ayrı. Abi bir medresedeki bazı eşyaları başka medreseye götürmekte bir şey var mı? Ancak şahs-ı maneviyle o. Aynı İslam hukukunda aynı soru var. Değil eşya. Bir camiye vakfedilen bir Kur'an diyor. Musaf. Aynı böyle geçiyor. Birileri konuşuyor. Bir musaf vakfedilmiş. O diyor cami, mescit yıkılsa o kitaplar diyor deposuna kalkar o bina yapılana kadar. Yok o caminin diyor heyeti karar verirse bu musafı başka bir camiye geçici olarak veya hibe edebilir bu. Ama bu heyete sormadan o musafı bu da camidir, bu da camidir diye götüremezsiniz. Çünkü vakfeden oraya baktı. Şimdi biz mesela bu Osmaniye'ye, battaniye falan götürdük mesela. Ama heyet hepimiz kararımız. Ha bu, yani burada kalanların onayı mı burada yani? Evet tek başına hiç sormadın. Abileri bunlara sormadın. Veya anladım. Onların gördü de sustuysa onaydır. Anladım. Tamam mı? Bunlardan haberi olmadan veya hiç haberi yok. Tek başına dersen de vakıfsın burada. Seni İstanbul'dan görevlendirdiler. Sen orada bizim adımıza yetkilisin deyince senin vereceğin karar da genel karardı. Yani gizli gizli. Gizli yani böyle anladım. Vicdan sana söyler bu onaylamak der sana. Vicdanın sana gösterdiğine rağmen yapmak. Bu bize biraz o kadar bakmıyor da. 22. Daili farklılıkların zenginlik olduğunu bilmemekten. Yani farklı kardeşler, farklı düşünceler oluyor ya derste. Onlar bize zenginlik katar. Bir şey deyince bir dakika sus deme. Dur bakayım ne diyor. Onları bilememekten enfusi alemi çökerten nedir enfusi alemi çökerten kin, nefret, haset, ben merkezli düşünmek sonucu olan yeisten 24. sözde devam ediyorum. Bir daha kin, nefret, haset, ben merkezli düşünmekten yeis 24. sözde devam ediyor. Diyor ki yeisten erva habisenin izacatından ve kimsesizliğin vahşetinden ve bu dehşetlerin vahşetini bilememekten. Üç tane şey söylüyor. Yeisten, kimsesizlik vahşetinden, erva-ı habisenin izacatından. Erva-ı habise, kafaya giren o vidolar, o sesler. Erva-ı aliye de var, erva-ı habise de var. Demek ki kafayı işlettiren tertlerimizdir. Onun için insanı çökerten yeis, erva-ı habisenin izacatından, kimsesizliğin vahşetinden. Yani mesela Telbiyat-ı Tısa'da diyor ki, insan vehim ve vesvesede nasıl kurtulur? O önde gidenlerin, şahısların, şahıslara ittifak etmekten, o kafileye dahil olmaktan üç tane şey sayıyor. 22 okuduk. 23. Kul haklarını hafife almaktan, yani ahiret inancı fikirde kalıp hisse dönüşmemekten. Kul hakkına niye için rahat ediyoruz? Yani yiyoruz, içiyoruz, kul hakkı tenkit ediyoruz. Tenkit, gıybet, iftira veya yapmadığımız halde onları dinliyoruz. Ahiret inancı zayıflığında. Hesaba çekileceğini bilsen bunu yapamaz. Üstad diyor ki 11. meselede, şualarda, ahiretteki kavgaların sebebi
hakkı ve hukukunda kalmamak, haddini bilmemekten, hukuklara tecavüz etmekten, onları ortadan kaldıran imani bil ahiret aileye hükmetmemekten. Aileye hükmetmemekten. Yani imani bil ahiret fikri değil, hisse mal olsa insan mum olur, mum. Bunun hesaba çekileceğini bilsen, önünde cennet, önünde cehennem, orada hesaba çekileceğini şuur nispetinde olsa o günah, o hareketi, o sözü, o gıybeti, o iftirayı veya onları yapanların yanında olur muyduk? Olamazsın. 24. 3 tane kaldı. İştirak-ı ameli uhreviyeye şuur azdığında. Yani mesela havuza bir buz parçası atıyoruz ama istifade edince genel alıyoruz. İştirak-ı ameli uhreviye şer değil. Şuraya büyük bir havuz düşünün. İştirak amali uhreviyi söylüyorum ne olduğunu. Ben çalışarak söyledim. Belki de aylarca çalıştım. Nasıl bir şeydir? İştirak amali uhreviyi akıllıdır, şuurludur, canlıdır, ruhludur. İspat edeceğim şimdi. Bir kısa 10 saniye. Şimdi büyük bir havuz var. Fikirlerimdeki, fikirler cansız değil. Bu kafada her şey canlıdır. Televizyonu kapattın, içeriye giren canlıdır. Orası cansız ama buraya gitti bitti. Duyduk seslerin dışarıda cansız, içeride canlıdır, aktiftir. Fikirlerimiz var ya fikirlerimiz, güzel tefekkürlerimiz, tespitlerimiz. Onlar canlıdır. Koy havuza. Seninkisini de koy. Hepinizin koy. Artı vicdaniyatımızdaki, vicdandaki ibadetullah, marifetullah, muhabbetullah, lezzet-i ruhaniye. İrade zihniniz, Latife-i Rabbani'nin dışa vuruşları. İradenin ibadetullah, zihnin marifetullah, hissin muhabbetullah, Latife-i Rabbani'nin müşahadetullah. Dördünü karıştır. Koydum ben. Seninkisini de koy. Seni de koy. Koydun mu? Koy. Kapteki üç, kapteki Latife-i insaniye. Fazilet, kemalat, erdemliklerimizi. Koy. Artı fiillerimizi. Güzel fiillerimiz. Koyduk mu? 4. Dima, vicdan, kalp, kalptaki o vicdan, ruhtaki latifelerimiz, şefkat, muhabbet, memnuniyet, iftihar, sevk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar gibi. Onlar da ruhun latifeleridir. Onu da koyduk mu abi? Dima, kalp, ruh, fiil. Bunları koydun mu abi? Seninkileri de koy. Mehmet seninkileri de. Dima, ka, ruh, fiillerin. Güzellikleri, menfisi yok. Çünkü günahlar sırayeti yoktur. Koydum. Seninkini, herkesi koydum. Karıştır abi. Ortaya çıkan şeydir şahs-ı manevi. O zaman akıllıdır o. Ne kadar akıllıdır? Bütün nurcuların kadar akıllıdır. Ne kadar kalplidir? Bütün nurcuların kalbin kadar. Ne kadar ruhludur? Bütün nurcuların ruhu kadar. Fiillidir. O zaman canlıdır, ruhludur, akıllıdır, şuurludur. Onu idrak edememekte. O seni çakar yani. Ve o sekerat anında sana yardım edecek. Sekerat anında o aynı veli gibi, aynı veli nimet gibi, tarikattan var ya veliden bekle, o sana yardım ediyor. Onun için şahs-ı manevinizi bıraktım diyor. Tedbiri diyor ustadım. 25. Düşmanlarımızı yeterince tanıyamamaktan ve mucibince amel etmemekten, yani zamanın süfyanlarını, Mehdi ve mücedidlerini tanımamaktan, asrın imamına aklı, vicdanı ve kalbi yanında bulunup söylemde olmak. Yani asrın tanımamak, asrın düşmanlarını bilememek, yani asrın İslam düşmanları olan, düşmanların hulasası olan Süfyaniyeti ve efratlarını bilememekten, dolayısıyla müceddit ve mehdileri onların yanında olamamaktan veya bulunup söylemde olup fiilde bulunmamak, düşmanlarını unutmaktan alameti nedir? Dahili nizaları çıkartır. Dahili kavgalar, sıkıntılar yapan düşmanların unutmuş demektir. Efendim 26. Ondan sonra bir tane kaldı.
dedikodulara, gıybetlere ve iftiralara kapı açmaktan, o tür mekanlarda, o tür insanlara bulunmaktan zannediyor ki Karadeniz'de böyle bir şey var. Günah başına. Günah başına. Söylüyor da günah başına. Bir kere başka bir şey söylem var. Doğru söylüyorum diyor. Doğru söylediği için gıybettir. Yalan söylesen iftira olur. Demedim ben. Ama dinleyenlerin yanında bulunuyorsun. O da aynı. Son 27. Burayı, dünyayı ahiret hesabına yaşayamamaktan. Yani bir tamamıya buranın oraya doğru çalıştığını, oraya hesabına hareket ettiğini unutup dünyayı dünya cihetiyle yaşamaktan, burayı oraya göre yaşayamamaktan veya şuurunda olamamaktan. Bu 27 tane bulabildiği maddeyle ne yapar? Bu kadar okuyoruz da niye gerektiği gibi olamıyoruz? Olamıyoruz ve niye var olmam gerektiği yerde değilim? Böyle bildikçe öfke kontrolü, duygu kontrolü, fikir kontrolü, tarafkirlik kontrolü, bulunduğum kontrolları niçin yapamıyorum? Bu sayabildiğim 27 tane maddeden dolayı bunlar menfisi. Müsbetin de biraz da tabii bunun tersi. Bunu bilip fark edersek farkındalığımız artar. O zaman daha rahat ederiz. Kısacası Risale-i Nur talebeleri iki kanatla uçacaktır. Mülkte terakki ettiği gibi, söylemlerinde, anlayışlarında terakki ettiği gibi ne mevzu nasıl geçiyor? Onu istifaza ve hazmedeceğiz. Bunun sebebi tefekkür mesleğinde ilerleyip o bilgileri enfusi taşıyacağız. Enfusi uyandıracağız. Kendinle bu sefer meşgul ettiriyor. Başkasıyla meşgul ettirmiyor. Kendi kusurlarıyla meşgul oluyoruz. Yani enfusi alemi uyandırırsak mülk alemindekiler fazla ilgimizi çekmez. Evet. Yani bizzat ibareyi çözmek için değil de onu anlayıp nefsimizde yaşamak için evet. Okumak gerek. Evet, yani ibareyi çözmek değil. Üstad tabi Risale-i Nur'u tesir etmesinin sırrını anlatıyor. Yani ben başkasını düşünerek kitap yazmadım. Kendi ya. İhtiyacını hissederek yazdığımdan dolayı Risale-i Nur'un tesiri o. Mesela bir misal vereyim de kapatayım. Temessül, tereşül, teşahhus. Çözdüm, ibare. Temessül, çekirdekten ağaç olması. Misal vereceğim işte. Temessül, ağaç olması. Çekirdekten ağaç yönü. Tereşu, ağaçtan meyvenin içindeki çekirdek olması. Damla, reşa. Teşahhus ise ağaçtan meyvenin şahsiyetlenmesi. Bildim ne oldu? Pek bir şey olmadı. Şu, ağaç şahsı manevi. Meyve benim. Tamam mı? Çekirdek de benim. O zaman diyeceksin ki o ağaç olmasam ben meyve olamam. Cemaat, cemaatin efradıyım. Cemaat varsa ben varım. Yoksa yok. Benim kalbimdeki o hakikat nüve, mazideki seleflerimin, ustalarımın, peygamberlerimin, mücedidlerin, abilerimin, bana emekleri olanlarının, bana yaptıkları katkıların bütünlüğüdür çekirdek. Çünkü çekirdek, meyvenin içindeki çekirdek, kökteki çekirdeğin ne aynıdır ne gayrısıdır. Yani yapılandırdıklarıdır. Meyve ağaçsız düşünülemez. Bir fert de cemaatsız düşünülemez. Çünkü cemaat sana yüklemiş. Çünkü her konuda biz mükemmel olamayız. Ben bu konuda ihtisasım var. Uçtan bir sosyoloji. Zübeyir abi bizim dairemizin piri. O da hamiyeti ve Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a benzetiyorum. Sadakatı. Çok üstün. Rüştü abi layıkalar da çok üstün. Yani bizim pirimiz. Benim de meşgul olduğumsa Risale-i Nur'daki sıra falan değil. Kendimden örnek veriyorum. Nedir o? Benim de Risale-i Nur bir bütündür. İçerisinde mülk ve melekut, gayb ve şehadet arasındaki farkındalığı. Benim de sağ bu. Bir abi var, Ebced'de dev. Bir abi var, ustadın kahramanlıklarını. Tamam mı? Bir abi var, atıfları çok acayip.
O cümlenin o atıfları. Bir abi var. Ashab-ı Keyf'in kaç taneydi? Ustadın kaç tane talebesi vardı? Bir abi var. Nikola Nikolaviç'e kalkmayan, bu sarı kafadan çıkar diyen ustadın o kahramanlıklarını aldı. Vesaire. Hani herkes sahasında uzmanlaşıyor. Mesela bana dedikleri zaman bu konuda falan kardeşime sor. O dahi bilir. Ben bir şey derim ama tüfeğli. O bu konuda daha uzmandır. Demir. Dışarıda hizmet, içeride rızayı. Ve ahir devahum en elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.